Herkese merhabalar, hayırlı cumalar diliyorum. Hepiniz TV42 ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tuğba Özdemir'le Bir Nefes Al programı artık cuma günleri sabahının klasiği oldu efendim. Hemen kahvaltıları yapıyoruz, çayımızı kahvemizi hazırlıyoruz. Her hafta cuma 10.30 denildiği anda ekranlarınız başında hazır bir şekilde bekliyorsunuz efendim. Biliyorsunuz ki programımızın amacı, her hafta söylüyorum, farkındalık kazandırmak. Ebeveynlere, bireylere, çocuklara yönelik bir farkındalık, bir değişimle ilgili program yapıyoruz. Ve her hafta konuklarımızla çok güzel sohbetler gerçekleştiriyoruz ve sizlerden çok güzel geri dönükler alıyorum. O yüzden hepinize şimdiden tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Konuklarımı belirleme kısmında ihtiyaçlarımızı, gördüklerimizi, seanslarımızda aldıklarımıza göre şekillendirmeler yapıyoruz. Ama içerisinde eğer sizler de herhangi bir konuyla ilgili bir program yapmamızı istiyorsanız Instagram'dan Tuğba Özdemir Danışmanlık'tan ya da TV42'den çok rahat bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. O zaman tekrar hayırlı cumalar diliyorum sizlere. Ekranları başında keyifler diliyorum ve konuğuma dönüyorum. Konuğum Nurgün Vefa Kunt. Aile danışmanı ve aynı zamanda bir kurumun müdürlüğünü yapıyor. Alanında çok aktif, çok donanımlı, o kadar hanımefendi, o kadar güzel ve bilgili bir konum var ki sizle sohbet ederken aynı şeyi hissedeceğinizden eminim. Biz yayın başlamadan biraz sohbet ettik ve o enerjisi, o tatlılığıyla ben çok mutlu oldum kendisiyle tanıştığımıza. Aslına bakarsanız çok önceden de tanışmışlıklarımız varmış bizim. Birazdan onlardan yine sohbet edeceğiz ve bahsedeceğim sizlere. Bugün neden konuşacağız? Ebeveynlikten bahsedeceğiz. Ebeveynlik değil mi? Biz yani ben de yeni ebeveynlendim ama ebeveynim artık 5 yaşında bir oğlum olduğu için, okula da başladığımız için artık bu sürece ben de dahil oldum. Ne kadar bir şeylerin farkına varsak da kaçırdığımız yerler olabiliyor. Bugün hocam bizleri böyle sakinleştirecek, görmediğimiz, kaçırdığımız yerlerin fark etmemiz için bize destekler sağlayacak ve biz çok güzel sohbet edeceğiz. Yine çok konuştuğumun farkındayım. Hemen konuğuma dönüyorum. Canım hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? Çok iyiyim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Sizi burada gördüğüm için gerçekten çok mutluyum. Ben tekrar de çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. İçin teşekkür ederim. Rica ederim. Hemen konumuza başlamadan önce böyle kısacık kendinizden bahsetmek ister misiniz? Neler yapıyorsunuz? Tabii ki. Onlardan alalım. Çünkü biz kadınların gücüne inanıyoruz. Kadınlar hem anne olabiliyoruz, hem eş olabiliyoruz, hem çalışabiliyoruz. O yoğun tempomuzda, bu gücümüzle, harika halinizle bize teşekkür de bir şeyler anlatırsanız sevinirim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben Nurgün Vefa Kunt, aile danışmanıyım. Yaşam koçluğu yapıyorum ve aynı zamanda özel bir kreşin kuruluş müdürlüğünü yapıyorum. Nazik davetiniz için tekrar çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Tabii ederim. Ki kadının gücü her şeyden önemli. Kadın isterse yapamayacağı hiçbir şey yok. Kesinlikle katılıyorum buna. Bugün sizlerle çok güzel konular hakkında konuşacağız. Evet. İnşallah. Ebeveyn olmak zaten bizim için böyle çok sancılı bir süreç. Çevresel faktörlerin ya da toplumun baskısının, aile, kök ailelerin ya da akrabaların baskısının çok yoğun hissettiğimiz bir süreç. İşte çocuğa bunu yapma, çocuğa şöyle yaklaşma, sen nasıl annesin, sen bunu nasıl yapıyorsun, böyle mi olur gibi sürekli bazen kendimizi ya da ebeveynliğimizi sorguladığımız süreçlerle hepimiz karşı karşıya kalıyoruz. Evet, alanda olabiliriz ama biz bu zorlukları yaşamıyor muyuz? Biz de yaşıyoruz. Biz evet. de bu süreçlerden geçiyoruz. O yüzden bugün böyle o kadar güzel, hepimizin kanayan yarasına tuz basacak ya da kanayan yaramıza bant yapacak, yaramıza iyi gelecek bir program diyebiliriz. O yüzden hemen başlamak istiyorum. Bugün ebeveynlik üzerine güzel bir sohbet edeceğiz ve ben direkt pozitif ebeveynlik nedirle başlamak istiyorum. Çünkü biz konu başlığı olarak Instagram'da da paylaştığımızda herkes o süper pozitif ebeveynlik, işte ebeveynlikle ilgili çok fazla sorularımız, merak ettiklerimiz var şeklinde döndüm. O yüzden çok fazla uzatmadan hemen pozitif ebeveynlikle başlamak istiyorum hocam. Evet. Pozitif ebeveynlik çocuğumuzun kişilik yapılanmasına, özgüven gelişimine ve ondaki iradenin oluşumunda bizlere yol gösteren çok etkili bir yaklaşım. Pozitif ebeveynlik denilince aklımıza neler geliyor? Pozitif bireylerin bir arada olduğu, aslında en önemlisi ev, aklımıza gelmeli. Ev, ailenin bir bütünü.
bir çocuğun pozitif bir şekilde hayata bakabilmesi için aslında o ev içerisinde yaşayan tüm bireylerin pozitif bakış açısıyla, birliktelikle, dengeli bir iletişim halinde olmaları gerekiyor. Bir ebeveyni aileye sorduğunuzda bu hayatta en çok istediğin şey ne dendiğinde işte iyi bir evlat yetiştirebilmek diye bize dönüş sağlarlar. Ama bu iyi evlat yetiştirebilme yerine geldiğimizde biz kendimize empoze edilme yoluyla öğrenilmişlik, ebeveynlikle aslında çocuklarımıza yaklaşıyoruz. İyi olarak onu görüyoruz. Aynen, çünkü onu biliyoruz. İstediğimiz kadar bu işin okulunu okuyalım ama çok da bir işe yaramıyor. Asıl ebeveynlik çocuk dünyaya geldikten sonra başlıyor. Empoze etmek yoluyla değil de biz çocuklarımıza kendi değerlerimizi onlarda içsel bir farkındalık oluşturarak aslında yaklaşabiliriz. Onlara öğretebiliriz. Pozitif ebeveynlikte kesin doğrular yok. Elinde sihirli metotlar yok. Kesin bir plan yok. Çünkü pozitif ebeveyn çocuğu belirli bir biçime dahil etmiyor. Belirli bir plan dahilinde çocuğunuzu büyütmüyorsunuz. Sihirli yöntemler yok. Ne var? Çocuğun doğuşuyla birlikte siz de çocuğun bebekliğinden ergenliğine kadar ona eşlik etme sürecinde siz de kendinizi geliştiriyorsunuz. Pozitif ebeveynlik bu mu? Çocuk dünyaya geldiği an itibariyle ergenlik sürecine kadar hem anne baba hem çocuk beraber büyüyorlar. Beraber büyüyoruz. Aynen öyle. Çünkü belirli bir kimliğimiz var. Anne baba rollerimiz var. Biz bu rolleri belirli kalıplar içerisine koyarsak çocuğu da keskin bir şekilde sınırlandırmış oluyoruz. Ama kesin doğrular veya kesin yanlışlar yok. Çünkü çocuğumun doğuştan getirmiş olduğu mizacı özellikleri var. Bizim mizacımız %70 oranında bizlere genetik olarak geliyor zaten. Ben pozitif bir ebeveyn olarak çocuğumun farkındalıklarına, onun mizacındaki olumlu yönleri geliştirmesinde etkili rol oynuyorum. Ve çocuğumu her yaklaştığımda bir bakıyorum, mesela o bana göre olumsuz bir davranış. Ne yapmam gerekiyor? Annem böyle yapardı deyip onun yaklaştığı gibi değil de çocuğumu odak noktam alıyorum. Benim için önemli olan sadece o. Kesin kalıplar, doğrular, yanlışlar değil. Ne yapıyorum? Çocuğumu karşıma alıyorum ve diyorum ki ne istiyorsun benden? Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Önce ona soruyorum. Ona yaklaşım tarzım çok çok önemli. Artı kesin kalıplar yok dedik. Peki ne var? Sınırlar var, limitler var. Ödül yok, ceza yok, tehdit yok, bağırmak yok. Tamam hocam ama diyorlar ki ben şimdi ne yapacağım? Ben çocuğuma ödül cezayı uygulamıyorum. Bu sefer de yaramazlık yapıyor. Ben onunla birlikte bir AVM'ye gitmek istemiyorum. Çünkü orada da isteklerini yaptırabilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor, tepiniyor. Ya da bir misafir gelmesinden korkuyorum demişti velimin biri. Neden dediğimde çünkü misafir geldiğinde beni dinlemiyor. Eğer biz çocuğumuza yerinde ve zamanında doğru sınırlar ve çerçeveler sunmazsak, otorite azaldığında, yani bir anne veya baba misafirin yanında bağırıp çağırmayacağını görüyor. Çocuk da kendi kişiliğini ortaya koyuyor orada. O alanı kullanıyor. Yapıyor. Tabii ki kullanıyor orada. Yani yaramaz çocuk yoktur. Şımarık çocuk hiç yoktur. Tutarlı olmayan ebeveyn davranışları vardır aslında. Olumlu ebeveynlik davranış şu şekilde: çocuğumun ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmam lazım benim. O an benim çocuğum ne istiyor? Özgü, çocuğa özgü model. Ne kadar çocuk varsa o kadar çocuğa yönelik yaklaşım vardır aslında. Ebeveynler şu şekilde biliyor. Bebeğim olacak, ben şöyle bir anne olacağım, çocuğuma şu şekilde bir gelecek dizayn edeceğim, plan plan plan. Aslında hiçbiri işlemiyor. Hiçbiri işlemiyor çünkü çocuğumuz doğduğunda nasıl bir mizaca sahip olacağını biz önceden kestiremeyiz. Ben çocuğumu kısıtlandıramam. Tabii ki belirli limitleri olacak, çerçeveleri olacak çocuğumun ama onun da fikirlerine saygı duymak zorundayım. Öğrenilmiş ebeveynlik bizim çaresizliğimiz olmamalı. Bir ebeveyn, bir anne baba kesinlikle kendisini geliştirmeli. Çocuğuna öncelik vermeli. Bundan dolayı sonuç odaklı bakmayacağız olaylara. Süreç odaklı bakacağız. Hedef işte bu. Sen bunu yapmak zorundasın. Yoksa parka gidemeyiz. Bir örnek verelim mesela. Çocuk diyor ki hadi bakalım anne ben parka gitmek istiyorum. Çok sıkıldım. Hayır. Bir kere hayır kelimesi o kadar dilimize yerleşmiş ki biraz da toplum olarak olumsuz dil çocuğa karşı çok fazla kullanılıyor. Hayır gidemeyiz. Neden? Yemek yemedin. Yemeğini yemen lazım. Önce yemeğini ye.
sonrasında parka gidebiliriz. İşte orada zaten o hayır gerçek anlamında hayır değil. Sadece tehdit vari ya da söylenmiş, onun dediğiniz gibi dilimize yapışmış olduğu için bir hayır oluyor. Biz hayır dediğimiz zaman bunun arkasında durmamız gerekiyor. Hayır gidemezsin ama diye cümleler devam etmemeli. Evet. Hayır gidemeyiz dediysek orada hayır gidemeyiz dediysek onu aynı şekilde uymamız gerekiyor. Ama biz ebeveyn olarak hayır, işte dediğiniz gibi hayır gidemeyiz. Çünkü yemeğini yemedin, yemeğini yersen gideriz. Benim baştaki hayır ne oldu? Çöp oldu. Evet, cümleye zaten hayırla başladığımızda çocuk direkt onu olumsuz olarak kabul ediyor. Demek parka gitmek istiyorsun. Çok güzel bir fikir. Ben de parka gitmek istiyorum. Gel birlikte yemeğimizi yiyelim. Karnımızı doyuralım. Hem güç toplamış oluruz. Koşarak gideriz. Daha çok vakit geçirirsin. Eve erken dönmek zorunda kalmayız. Aa, çocuk bakıyor ki annem benimle işbirliği içerisinde. Annem bana karşı çıkmıyor deyip o da sizinle birlikte işbirliği yapıyor. Aslında kesin, net, benim beynimde yapmak istediğim olay kesin ve net. Ama çocuğa karşı yansıttığım olay çok farklı. Onun da isteklerini kabul ediyorum. Yani pozitif ebeveynlik aslında bizi güçlendiriyor. Aramızdaki bağ da güçlendiriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Çocuğumla aramdaki o bağ o kadar kuvvetli hale getiriyor ki bir ebeveyn ne kadar erken zamanda pozitif ebeveynlik modeline, yani klasik ebeveynlikten pozitif ebeveynlik metoduna geçerse o çocuk o kadar çok özgüvenli yetişen çocuk oluyor. Harika. Zaten hayır hayır sürekli böyle olumsuz kelimelerle yaklaşıldığında da çocuk bir süre sonrasında buna duyarsızlaşıyor. Evet. Yani artık hayır dediğinde nasılsa bu evete dönecek diyebiliyordu. Hayır'a karşı orayı duymadan cümlenin geri kalan kısımlarıyla ilerleyebiliyor. O zaman şunu diyebilir miyiz? Pozitif ebeveynlikte benim çocuğumu kuracağım cümleyi çocuk önceden kestiremiyor. Evet. Kestiremediği için de gardını oluşturamadan direkt benim söyleyeceklerimi düşünüyor ve ona göre hareket ediyor diyebiliyor muyuz? Evet, aynen öyle. Ve bu daha heyecan verici değil mi aslında? Hem çocuk için hem benim için. Şöyle, tabii ki çok heyecanlı. Çocuk anneyi ve babayı tamamen kurallardan ibaret görmüyor. Otoriter ebeveynler bir süre sonra kendileri de bu otoriteden yoruluyorlar. Kural kuralı doğuruyor. Çocuk hareketli, aktif, kaşif. O kadar çok hareketli ki, bilimin birisi şöyle söylemişti, hocam yerinde durmuyor, benim ona yetişecek gücüm kalmadı ve ben de kesin net kurallar koyuyorum, bir süre sonra bağırmak zorunda kalıyorum. Neden bağırmak zorunda kalıyoruz? Anne olayı şu şekilde görüyor, sen benim sözümü tutmadığın için bak ben sinirleniyorum ya da sen bunu yapmadığın için bak ben çok üzülüyorum. Bunların hepsi tehdit ve çocuğun üzerinde baskı oluşturuyor ister istemez. Çocuk da bir süre sonra bu tehdit ve baskıdan sıyrılmak istiyor. Hiçbir çocuk ebeveyninin sınırlarını zedelemez, zorlamaz. Anne babalar diyor ki, hocam çok inatlaşıyor benimle, artık gücüm kalmadı. Mesela diyorum, yemeğini tabletle yemek istiyor ya da kitap okumuyor, ödevlerini yapmıyor, zamanında uyanmıyor. Bizimle birlikte yemek yemeye katılmıyor. Demek ki oradaki problem çocukta değil, ebeveynde. Biz her şeyin zamanını belirleyecek olan biziz. Hiçbir çocuktan evin kurallarını oluşturmasını isteyemeyiz. Çocuk çocuktur, ebeveyn de ebeveyndir. Evin sınırlarını, kurallarını ebeveyn çizer zaten. Bundan dolayı çocuğun kendi rollerinde kalmasını istiyoruz biz. Ebeveynlere çok fazla görev düşüyor. Ne çok fazla kuralla onları sıkacağız, ne de tamamen rahat bırakacağız. Bütün dünyayı onların ayakları altına sereceğiz. Sadece çocuğumun yaptıklarının sorumluluğunu almasında ona destek olmamız gerekiyor. O alanda vermemiz gerekiyor. Tabii ki, imkan dahilinde. Sorumluluklarını ya da yapmış olduğu bir davranışın sonrasında neyle karşılaşacağını, evet, üzülmesi gerekiyorsa üzülmesini, ağlaması gerekiyorsa ağlamasını alan tanımazsak, çocuk o duygunun sonrasında hep böyle iyi bir şeylerle karşılaşacağını düşünebiliyorlar. O yüzden o sorumluluk alanlarını da tanımak o zaman pozitif ebeveynin içerisinde aktif bir yer alıyor diyebiliriz. Kesinlikle. Pozitif ebeveynlik aslında çok kolay. Klasik ebeveynlik metodundan çok çok daha kolay. Çünkü otorite evet var ama baskın bir otorite yok. Çocuğun da fikirlerine öncelik veriyorsunuz. Zaten fazla kalıplar, fazla kurallar çocuğu da yorar,
Ebeveyni de yorar. Hiç gerek yok. Peki o zaman hemen birkaç tane az önce söylemiş olduğunuz örneği istiyorum. Örnek veriyorum, benim oğlum tabletle yemek yemek istiyor. Ben yani olmazsa oturmam diyor, yemeyeceğim diyor, ağlıyor. Böyle bir durumda ne söylememiz gerekir ya da nasıl yaklaşmamız gerekir? Şu an tablete bakmak istiyorsun. Tamam. Tabletten niye bakmak istiyorsun? Şu şu çizgi filme bakmak istiyorum. Anlıyorum. Şöyle yapalım. Biz zaten anne baba olarak televizyona bakarak veya tablete bakarak yemek yemiyoruz. Tamam. Sen tabletine bakabilirsin ama yemekten sonra. Hayır demedim direkt. Yemekten sonra bakabilirsin. Hatta istersen bir şey aç. Anne baban olarak biz de senin yanında olalım. Yemeğimizi önden hadi bakalım hızlı hızlı yiyelim. Sonrasında biz de seninle birlikte tablete bakalım. İster misin? Çocuk diyor ki annem benimle işbirliği içerisinde. İzin veriyor. Direkt kesin ve net hayır kelimesini kullanmadığımızdan dolayı çocuk benimle işbirliği içerisinde. Ve çekinmeden her isteğini söyleyebilir. Harika. Peki ödevler kısmında az önce söylediğiniz hemen onlarla da, çünkü şu an ebeveynlerimizin genel olarak karşılaştığı ödevlerini yapmıyor, derslerini çalışmıyor, kitap okumuyor, yemek yemiyor, tabletle yemek istiyor. Ağırlıklı olarak karşılaşmış olduğumuz şeyler bunlarla karşılaşıyoruz. Peki ödev kısmında gelindiğinde şimdi, yani belli bir 5-6 yaş grubuna kadar evet, ilk okula başladığı andan itibaren bir ödev yapma alışkanlığının o çocukların kazanması gerekiyor. Ki bu alışkanlığı okul değil, ebeveyn verecek. Okul burada herhangi bir şey yapamaz. Çünkü o okuldaki görev ve sorumluluklar içerisinde zaten neler yapabileceğini aktarıyor. Ama onun sonrasında o çocuğumuz o alışkanlığı kazandıracak. O sorumluluğun ne olduğunu öğretecek olan kişi biziz. Evet. Şimdi eve geldi, ödev yapmak istemiyorum dedi. Peki burada nasıl yaklaşacağız? Ne yapmak istiyorsun? Televizyona bakmak istiyorum. Eğer benim çocuğum televizyonu çok seviyorsa ve bakmak istiyorsa, hayır, bu evde hafta içi kesinlikle televizyona bakmak yok gibi bir kural koymak o çocuğu da sizi de üzer. Hatta krizlere bile sebep olabilir. Çocuk okuldan geldiğinde belirli ona bir saat verebiliriz. Yarım saat, yaşına göre belki bir saat. Rahatlama alanı. Çocuk o televizyona bakabilir. Sonrasında önden konuşalım. Tamam, atıyorum. İkinci sınıfa gidiyor. Bir tane çizgi filmini izle. Sonrasında gel ödevlerine bakalım. Ben de sana destek olayım. Çocuğun ödev yapmama isteği zaten onunla başa çıkamayacağını düşünmesinden kaynaklanıyor. Yanına sadece bir destek istiyor. Tamam diyoruz. Onun çizgi film istemesini kabul ediyoruz. Hayır, bir tane daha diyor. Ama bu sefer bir tane daha olursa benim de kendime ait işlerim var. Ben de sana yardımcı olamam. Tek başına yapman gerekecek. Çocuk bu sefer annesinin de yanında olmasını istediği için o televizyonu kapatıyor. Diyelim ki kapatmak istemedi. Sen mi kapatırsın, ben mi kapatayım? Net. Artık en son çok daha aynen, net bir şekilde kesinlikle gidiyor. Sen mi kapatırsın, ben mi kapatayım? Gayet net bir şekilde çocuğumuza karşılık verebiliriz. Peki orada kapatmak istemedi, gittim ben kapattım. Ağladığı zaman da onun orada ağlamasına kesinlikle izin vereceğiz. Tabii ki. Çocukların duygularını boşaltması için gerekli bir alana da ihtiyaçları var. Lütfen bu ebeveynlerimiz, öğretmenlerimiz, okullarda çocuk çok ağlıyor, ağlıyor. Eğer ağlayarak rahatlayacaksa ona belirli ve kendisine zarar vermeyeceği bir alan oluşturup, tamam evet şu an kendini kötü hissediyorsun, ben senin yanındayım, ağlayabilirsin. Hiçbir zaman ağlayan veya öfke nöbeti geçiren çocuğu yalnız başına bırakmamamız gerekiyor. Her ne olursa olsun annem, babam benim yanımda. Bunu hissettirdiğimiz andan itibaren zaten o kriz de çok kısa sürüyor. Tamam, odana git, ağla, sakinleşince yanıma gel. Çocuk diyor ki ben yalnızım. İstediği kadar bağırıyor, çağırıyor. Bu sefer baktı anne baba gelmiyor. Vurmaya başlıyor. Kapılar çarpılmaya başlıyor. Tamamen dikkat çekmeye çalışıyor. Onun yerine anne baba onunla işbirliği yapsa, yanına gitse veya destek olsa, çocuk gerçekten o öfke nöbetine bile geçmeyecek. Kriz hemen gelip sarılacak. Kesinlikle. Ve orada bitiyor zaten. Evet, her şey sevgiyle. Çocuk ödevi de sevgiyle yapar. Çocuk dersi nasıl sever? Öğretmenini seviyorsa, okulunu seviyorsa, ebeveyni de ona destek oluyorsa yapabildiğini görür çocuk. Yapabildiğini gördükten sonra da özgüveninde gelişim sağlar ve çok daha kolay dersin başına oturur. Harikasınız. Yani sadece bu pozitif ebeveynlik diye bir konu bile, bir program bile yapılabilir hocam şu an. ama ben bir sürü sorum var. Hemen sorularıma devam etmek istiyorum.
Şimdi herkesin çocuğu kendisi için en kıymetli, en özel, en değerli, en başarılı, en iyi yerlerde olmayı hak eden bir çocuk. Ve biz genelde böyle herkesi bir rutine, bir tek çizgiye sokma gibi, bir kalıba sokma gibi bir yapı var. İşte örnek veriyorum, internette de bunlar fazlasıyla dönüyor, duyuyoruz işte çocuk da şu 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 özellikleri olmalı, işte ideal çocuk da şöyle şöyledir, bilmem nedir gibi şeyleri fazlasıyla duyuyoruz. Başladığımız programın başında şey dediniz, her çocuğa benim kendi ailemden getirdiğim ya da öğrenmiş olduğum ebeveynlikle değil, çocuğumun ihtiyacına göre ebeveynlik yapmam lazım. Her kişi zaten bireysel, tek, özel, biricik. Biz ona göre yaklaşmamız gerekiyor. Ama böyle bir ideal çocuk, işte ağlamayan mı, kavga etmeyen mi, işte eve girdi hemen ellerini yıkayacak, yüzünü yıkayacak, çantasını açacak, ödev yapacak. Bu benim için ideal bir çocuk mu? Ya da genel bakıldığında ideal çocuk nedir hocam? İdeal çocuk var mıdır? Var mıdır? İdeal çocuk yoktur. Değil mi? Kesinlikle ideal çocuk yoktur. Her çocuk bireysel ve kendine özgü. Fıtraten hepsinin kendine ait bir özelliği var. Ve ben kendimde pozitif ebeveynlikle birlikte pozitif psikolojiyi çocuğuma yansıtıyorum. İdeal çocuk yok. Peki ya ne var? İdeal çocuk yetiştirme fikriyle ortaya çıkan bir anne baba modeli var. Evet, çocuğumuz olunca şu şu olacak, çok sorumluluk sahibi olacak, bu mesleklere gelecek. Önden planlar yapıyoruz. Aslında bu planları yapmak çocuğu da ebeveyni de bir süre sonra yoruyor. Çünkü çocuğu devamlı yönlendirmeye çalışıyorsunuz. Hayır bak, o yön değil bu yön, ama çocuğun bu yöne yeteneği var. O alanda kendisini daha kolay geliştirebilir. Ama anne diyor ki hayır, olmaz. Ya da üniversite sınavına gireceklerinde ne diyoruz? Hayır, sen doktor olmalısın. Doktor olacaksın ve o alana gitmeyeceksin. Baskıyla yönlendirilen çocuklar kesinlikle yapmış oldukları meslekten de bir süre sonra hoşnut olmuyorlar. Anladım. O zaman şöyle mi diyebiliriz? İdeal çocuk anne ve babanın kendi zihninde kurmuş oldukları hayali çocuk mudur? Evet, aynen öyle. Hayali çok çocuktur. Geniş hayali çocuk, evet, o zaman. Evet, kesinlikle hayali çocuktur. Ben çocuğumu ne kadar çok geliştirirsem, onun yapmış olduğu olumsuz davranışlara değil, çocuk bu. Yani ebeveynlik tamamen dümdüz statik bir yol değil. İnişler var, çıkışlar var, evlilik kavşaklar gibi var. Evlilik de öyle. Her şey başında evlilik de öyle. Bizler de öyleyiz. Hayat tamamen dümdüz çok güzel bir şekilde akışta gitmiyor. Çocuğumun hayata da tamamen dümdüz muhteşem bir şekilde gitmeyecek. İnişler olacak, çıkışlar olacak, ama ben bu süreçte ona nasıl destek olabileceğim? Öndeki taşları çekerek değil, yanında... Hayır. Onun gitmesine izin vererek. Evet, kesinlikle. Benim çocuğum o yolda yürümeyi de bilecek, atlamayı da bilecek, koşmayı da bilecek. Düşmeyi de bilecek. Düşmeyi de bilecek. Düştüğünde ne olacak? Aa, ne olursa olsun benim arkamda kocaman bir annem babam var diyecek. O yüzden çocuğu özgü olarak, kendine özgü olarak ele alacağız ve onun mizacının olumlu özelliklerini de geliştirerek hayatta onun yanında olmaya çalışacağız. Sadece bu. Instagram'da gördüm sanırım, bir post şeklindeydi. Tam cümleleri aklımda değil ama kalan kısmıyla yabancı bir ülkeden yazılmış. Bir çocuk işte her yaz tatilinde trenle babaannesinin yanına gidiyor. Okudunuz mu o yazıyı bilmiyorum ama. Şu an anımsayamadım. Evet, babaannesinin yanına ailesiyle beraber evet, gidiyor. Çocuk işte biraz daha büyüdüğünde ben kendim gitmek istiyorum diye. Evet. Ailesi işte kendi aralarında anne ve baba konuşuyorlar ve tamam diyorlar, kendin gidebilirsin. İşte trende yeri hazırlanıyor, her şey hazır. Babası diyor ki işte giderken yolda kendini kötü hissedersen, yalnız hissedersen, üzgün hissedersen cebindeki bu notu çıkartıp okumanı istiyorum diyor. Bindiriyorlar. İşte tren hareket ettiğinde işte çevredeki insanlar, bizim toplumumuzda da yok mu, bu çocuk tek başına ne yapıyor, işte olur mu, bunun annesi babası nerede, nasıl bırakmışlar şeklinde olsuz böyle düşünceler, bakışlarla çocuğu rahatsız ediyorlar. Çocuk böyle tam ağlamaklı olduğu anda hemen cebinden çıkartıyor ve diyor ki işte hiç üzülme, biz en son vagondayız. Arka vagondayız. Kesinlikle. Her zaman senin arkandayız. Çocuk bu güvenle yetiştiğinde asıl hayatta inanılmaz derecede başarılı oluyor. Ben çocuğuma belirli sınırlar getirdiğimde çocuğum da kendini güvende hissediyor. Sınırsız bir ebeveynlik yok, sınırsız bir hayat yok. Çocuğum kesinlikle o sınırlar dahilinde yetişmeli ve daha çok özgüvenli yetişmeli. Sınırlarını ve kurallarını zaten bilmesi gerekiyor. Kuralsız çocuk da
olmamalı diye düşünüyorum. Özgüvensiz çocuk. Özgüvensiz değil mi? Kuralsız değil. Özgüvensiz çocuk olmamalı. Onlara dikkat etmeyiz. O zaman ideal çocuk yok, hayali çocuk var. Çok evet. Güzel oldu bence. böyle pozitif ebeveynlikten bahsettik. Peki bu pozitif disiplin sistemi açıkladık mı? Onun içerisinde bununla ilgili artı bize söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Pozitif disiplin sisteminde kesin net bir kuram yok. Yani tamamen çocuğu temeli alıyor. Pozitif psikolojiyle birlikte ben çocuğuma yaklaşıyorum. Ödül yok, ceza yok, tehdit yok, baskı yok, fikirlerimi empoze etmek yok. Tamamen onun yanında olup ona destek olmak var pozitif disiplinde. Mesela örnek verelim, çocuk yemekten önce muz yemek istiyor. Okuldan gelmiş, karnı çok aç. Ne biz yapacağız? De hemen olur mu? Yenmez aç karnını. Hayır, yemezsin. Şimdi yemeğe oturacağız. Onu yedikten sonra bu sefer yemeğini bitirmiyorsun. Çocuk ne yaptı? Hemen ağlamaya başladı. Hayır, ben bunu yiyeceğim. Evet, o da bize hayır, zaten aslında aynı cevabı vermiyor. Biz hayır yiyemez, o da hayır yiyeceğim. Evet, ne yapabiliriz? Belki de o muzu açıp tamam istersen senin küçük parmağının boyunda küçücük sana bir tane muz verebilirim. Bu seni yemek saatine kadar idare eder. Ya da anne çocuğun midesini yönetiyor. Bu tabak bitmeden sofradan kalkmak yok veya baba. Çocuğun ihtiyacı kadar oraya yemek konulmalı. Pozitif disiplin şöyle söylüyor. Al çocuğu ocağın başına, yanına git. Yemeklerimiz bunlar, bunlar, bunlar. Yemeği anne baba bilirler ki çok da keskin olmamak lazım. 3 çeşit varsa bir tane çeşit muhakkak çocuğun sevdiği tarzda bir yemek olması gerekiyor. Hangisinden ne kadar almak istiyorsan sen al. Bu yemeğin de tadına bak. Hiç değilse hadi kaşıkları koyalım önüne. Tatlı kaşığı, çorba kaşığı hangisiyle koymak istiyorsun yoksa kepçeyle mi? Bir tanesini seçmemiz gerekiyor. Çocuk tadına bakacaksa eğer o tatlı kaşığıyla birlikte o fasulye yemeğinden tabağına bir kaşık koyabilir. Ne oldu? Annenin de gönlü olmuş oldu. Çocuk da onun tadını biliyor. Sınırlarımız var ve bu sınırları çocuğa baskıyla değil, onun güven duygusunu hissettirerek ona öğretmek. Bu kadar sadece. Zaten o işbirliği diyoruz ya hocam. Oradaki evet. İşbirliğinde çocuğun kendisinin bir birey olduğunu kabul ettiğimizi ona gösteriyoruz. Sen bir bireysin. Senin düşüncelerin de benim için çok önemli. Kendi kararlarını verebilirsin ama ben yanındayım verdiğimizde zaten bu çocuğun anında kendisine olan bakışı, davranışları, tavırları tabii her şey anne çok ben değişiyor. Bunu yapabilirim. Evet. Tamam ben bunu halledebilirim diye hemen sana yardım etmemi ister misin diye bile yanımıza hı-hı. geliyor. Çünkü bizim ona kullandığımız tavır ve yaklaşımları zaten çocuklar çok rahat benimsiyorlar ve sonra bize karşı onu yanımızda kullanıyorlar. Kesinlikle öyle. O zaman hepimiz bu pozitif ebeveynlik, pozitif disiplini çok güzel araştırıyoruz efendim. Çocuklarımıza hiç geç kaldık mı hocam? Hayır. Kalmadık değil mi? Kesinlikle kalmadık. An itibariyle biz hemen çocuklarımıza pozitif ebeveyn olarak hareket edebiliriz. Bunun için çalışma yapmamız lazım. Nasıl yani, çalışacağız? Yani çalışacağız. Bununla ilgili makaleler var, kitaplar okuyalım, var, videolar var. Muhakkak araştırmamız lazım. Kesinlikle duydunuz efendim. Okuyoruz, araştırıyoruz ve bundan sonra çocuklarımıza eskiden öğrenmiş olduklarımızla değil, evet. büyüklerimizin baskılarıyla değil, çocuklarımızın ihtiyaçlarına göre olumsuz kelimeler ya da hayırlar olmadan alternatifleriyle beraber hı hı. çözümler üretiyoruz. Evet, aynen. Harikasınız. O zaman hemen ben diğer soruma geliyorum. Aslında biraz içerisinde bahsettiniz hocam bunlardan. Hı hı. Yani çocuklarımıza karşı yaklaşım kısımlarından biraz bahsettik. Kurallarımız olmalı. Hatta bir evin kurallarını anne ve baba belirlemeli. Evet. Çocuğun da o evde yaşadığı süre içerisinde o kurallara uyum sağlaması gerektiği tatlı ve pozitif olarak empoze edilmeli. Evet. Doğru söyledim evet. değil mi? Peki biz burada bazen şeyi kaçırabiliyoruz. Ben çocuğumla çok iyi arkadaşım. Benim en yakın arkadaşım çocuğum. Biz çocuğumla kankayız. Hı hı. Ya bizim aramızda hiç gizli saklı yok. Biz onunla çok iyi dostuz, arkadaşız. Evet. Gibi cümleleri de ebeveynlerimizden de fazlasıyla duyuyoruz. Hı hı. Çocuklardan da fazlasıyla duyuyoruz. Hı hı. Bunun yanında şunu da duyuyoruz. Ben asla annem ve babamla hiçbir şey paylaşamıyorum. Asla sohbet edemiyorum. Asla onlarla iletişime geçemiyorum. O kadar sınır ve katılar ki bir şey paylaşmaya cesaret edemiyorumu da duyuyoruz. Yani birinde eşit,
arkadaş şeklinde yaklaşıyoruz. Hı hı. Diğerinde böyle çok sınırlı yaklaşıyoruz. Hı hı. Onda da böyle nesil farklılıkları mı önemli? Hı hı. Yani nesil gittikçe mi değişiyor? Ya da ebeveyn çocuk arasındaki bu ilişkideki bu eşit olma gibi dengeler üzerine ne söylemek istersiniz? Çocuk çocuktur. Ebeveyn de ebeveyndir aslında. Ebeveyn, ebeveyn olarak kalmalıdır. Çünkü o çocuğun zaten arkadaşları var. Ama bir tane annesi, bir tane de babası var. Ebeveyn kendi rollerini yerine getirmezse eğer, çocukta ciddi anlamda bir otorite boşluğu oluşuyor. Anne her zaman annelik rolünde kalmalı, baba da her zaman otorite olarak babalık rolünde kalmalı. Çocuğun sizin arkadaşlarınıza ihtiyacı yok. Ebeveyn bunu neden yapıyor? Aman çocuğun büyüdüğünde benden bir şey saklamasın. Ben onunla arkadaşım. Bana her şeyini anlatabilirsin anneciğim. Lütfen. İstediğin gibi benimle rahatça konuşabilirsin. Ben onunla arkadaş değilim. Ben onun annesiyim. Tabii ki her şeyini bana anlatabilir. Eğer ben pozitif bir şekilde çocuğuma yaklaşabiliyorsam zaten, küçüklükten itibaren ya da an itibariyle an dedik. An itibariyle. Evet, an itibariyle dedik. Çocuk zaten bir süre sonra her şeye kızmadığınızı, ona hak verdiğinizi, ona yön çizdiğinizi ve yanında destek olduğunuzu bilecek. Ve sizden bir şey saklamayacak. Annem her şeye direkt hayır demiyor. Ya da benim açımdan bakmaya çalışıyor diyecek. Anneler kesinlikle çocuklarıyla evet çok güzel bir iletişim kuracaklar ama sınırlarını da çizecekler. Sınırsız bir hayat yok. Limitsiz bir hayat yok. Evet ödül ceza yok dedik ama limitler var. Çocuğumun sınırları var. Çocuk o sınırlar çerçevesinde yaşamalı. Nesil farklılığı psikolojik araştırmalarda inanılmaz derecede önemli. Çocuk nesil farklılığının farkında olması lazım. O anne, o dede, o anneanne benim arkadaşım değil onlar. Ben de onlara o şekilde davranmam gerekiyor. O saygı sınırını saygı. Aşmamamız gerekiyor. Çocuk babasının rolüne karşı duymuş olduğu saygıyla birlikte bu benim ailemin bana vermiş olduğu bir sınır. Ben bu sınırı geçemem diyor. Daha özgüvenli, daha pratik ve toplum içerisinde sosyal olarak da kendisini daha güzel ifade edebilen çocuklar yetiştiriyoruz. Nesil farklılığını öğrettiğimizde. Nesil farklılığında her çocuğun ailesine de kendisinden büyüklere karşı nasıl davranması gerektiğini, evet. sınırlarının ne olduğunu, saygıyı koruması gerektiğini öğreniyoruz. Evet. Yani annem işte benim kankam, benim arkadaşım diye hareket ettiğimizde oradaki saygıyı ya da Hı-hı. oradaki iletişimdeki o bağ aslında her şeye, Hı-hı. her şeye zarar verebiliyoruz evet. değil mi? Kesinlikle. Zor bir süreç. Yani arkadaş olalım derken anne evlat olma kısmındaki o güzel bağda fazlasıyla zedeleyip fazlasıyla yok ediyoruz. Fazlasıyla zedeliyoruz. Bir süre sonra çocuk annesinin otoritesini aradığında bulamıyor. Sınırsız bir hayat sunuyoruz biz çocuğumuza. Ya da anne evladının kendisine anne gibi yaklaşma ihtiyacını hissettiği yerde onu bulamıyor. Roller değişiyor. Anneler anne rolünde, babalar baba rolünde kalmalı. Rol karmaşası yaşandığında bu sefer aile içerisinde de sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Sosyal ilişkilerine de yansıyor bu çocukların. Toplumda özellikle ergenlik çağında görebilirsiniz. İşte veliler diyor ki beni takmıyor. Beni hiç takmaz zaten. Korkarsa bir babadan korkar o da belki. Neden diyoruz? Çünkü biz ona sınırsız bir hayat sunduk. Her şeyi yaptık. Sebep mutlu olsun diye. Çocuğumuzu biz mutlu etmek için ona sınırsız bir hayat sunuyoruz. Ne kadar acı. Bir süre sonra anne şu şekilde söylüyor. Ben nerede hata yaptım? Her isteğini yaparak. Sadece bu. Biz çocuğumuzun her isteğini yaptığımızda mutlu bir çocuk yetiştirmeyeceğiz. Ben onunla arkadaş olduğumda o bana arkadaş gibi davrandığında benim otoritemi saymayacak. Evet otorite ama baskıcı bir otorite evet. değil. Yani tam tersinde de aynı şeyi yaşamıyor muyuz hocam? Yani böyle her şeyi uçsuz bucaksız, sınırsız, limitsiz sunduğumuzda Hı-hı. da çocukla aynı işte Hı-hı. takmıyor dediği velilerimizin Hı-hı. kelimeyi ya da böyle çok kuralcı ya da böyle çok baskıcı yetiştirdiğimizde de aslında aynı şeye çocuk dönüyor. Evet. Gösterişte evet uyuyormuş gibi gözüküyor ama içe bakıldığında hiçbir kural ya da hiçbir sınır ya da hiçbir saygı kalmamış oluyor. Evet yani pozitif psikoloji, pozitif disiplin, pozitif ebeveynlik, pozitif öğretmenlik. Şimdi biz kreşte çalışıyoruz. O kadar önemli ki çalışanların karakteri.
öğrenmişlikleri, okumuş olduğu üniversiteler, deneyimleri çok çok önemli. Biz şu an sadece burada ebeveynlik diyoruz ama öğretmenlik de bir ebeveynlik. Çocuğunuzu bir kreşe vereceğinizde, okula vereceğinizde lütfen arayın, sorun. Milli Eğitim'e mi bağlı? Milli Eğitim'i arayın. Bu yer hakkında bana bilgi verebilir misiniz? Ruhsatı var mı? Öğretmenleri üniversite mezunu mu? Ben güvenli bir şekilde çocuğumu oraya emanet edebilir miyim? Ya da bakanlığı arayın, bakanlığa bağlıysa. Gidin birkaç gün. Bu detayı lütfen kaçırmayalım. Tabii ki, kesinlikle çok çok önemli. Ben çocuğumu okula yazdırmaya gittiğimde karşıdaki kişi, bizler de olsak, hiç kimse size yoğurdum ekşi demeyecek. Kendisini övecek de övecek. Ama iş ciddiye binince, çocuk okula başladığında evet problemler olabilir ama öğretmenin yaklaşımı çocuğa çok, çok önemli. O yüzden öncesinde arayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kreş birimini bağlayın, sorun onlara. Ben bu okula çocuğumu emanet etmek istiyorum. Nasıl bir okul? Güvenilir mi? Çalışanları nasıl? Yönetim nasıl? Çünkü ben çocuğuma evde istediğim kadar pozitif ebeveyn olarak yaklaşayım. Eğer okulda benim çocuğuma bu şekilde yaklaşılmıyorsa işte orada sıkıntılar başlıyor. Bir öğretmenin ahlaki değerlere önem vermesi çok çok önemli. Ben çocuğuma okulda diyebilirim, aman çocuğum güzel ahlak çok önemli. Ama ben beden dilimle de çocuğa örnek olmalıyım okulda. Onun dışında yönetim deseniz her şeyden önemli. Biz çocuklarımızı öyle bir kapsıyoruz ki okulumuzda, onların böyle tırnağına bir şey olsa bizim canımız acıyor. Ne güzel. O kadar önemli. Bir çocuk ağlasa ben odada asla duramam mesela. Hemen bir müsaade isterim. Ne oldu? Sebebi ne? İncindi mi? Morali mi bozuk? Anneyi mi istiyor? Hadi bir görüntülü arayalım mesela. Kendini güvende hissetmesi lazım o çocuğun. Bunun için de gerçekten güvenilir ellere emanet edilmesi gerekiyor. Harikasınız. Ben evet bunu bu sene kendim de yaşadığım için çok iyi biliyorum. Hatta şöyle bir şey oluyor. Evde öğretmiş olduğumuz, yani her şey çocuk ilk önce evden öğreniyor. Hı hı. Bizim öğretmiş olduklarımızı okula gittiğinde öğretmeni de şu an orada öğretiyor. Mesela geçen geldiğinde peçeteyi böyle kullanıyoruz diyor bana. Evet anneciğim, zaten biz bunu biliyorduk. Hayır, bunu bana dilek öğretmenim öğretti diyor. Buradan ona da kocaman öpücüklerimi gönderiyorum. Böyle kullanıyoruz. Evet. Sonra bunu hemen böyle yapıyoruz ve çöpe atıyoruz. Öğretmen bu yüzden çok önemli. İşte ben o yüzden evet dediğiniz gibi çok önemli. Belki benim evde gerçek anlamda ben her şeyi öğretmek için çaba sarf ediyorum ama okulda bunu desteklenmediğinde, hı hı, geriye gidebiliyor. Kesinlikle. Sizin çocuğunuza karşı yönelimleriniz okul tarafından tamamlanmadığı sürece çocuğunuza vermiş olduğunuz eğitim bir yerde çok da işe yaramıyor. Kalıyor. Kesinlikle evet. Öyle. Nasıl geçtiğini, ilerlediğini bilmiyorum ama çok az bir sürem kaldı. Ben hemen birkaç sorum daha kaldı, yetiştirebileceğim bilmiyorum. Çok hızlı soruyorum. Çocuk böyle diyoruz ya şimdi, zamane çocuğu, yeni nesil çocuk, şimdinin çocukları, teknoloji çocukları, böyle bir sürü isim bulabiliyoruz bunları. Evet. Peki biz şu an bu nesilde, bu dönemde çocuk yetiştirirken, zamane çocuğu dediğimiz çocukları yetiştirirken nelere dikkat etmeliyiz ya da nelerle karşılaşıyoruz hocam? Biraz da ondan bahsedelim mi? Böyle kısa kısa hepsinden bir şeyler almak istiyorum tamam. Sizden. Zamane çocuğu yetişirken nelere dikkat edeceğiz? Şimdi teknoloji o kadar hızlı devam ediyor ki biz istediğimiz zaman her şeye ulaşabiliyoruz. Burada çok önemli bir detay var. Çocuğumun becerileri doğrultusunda becerilerine paralel işlev yapmak gerekiyor. Yani benim çocuğum daha bebeklik modundayken ben onu tutup da ilkokul şarkıları, ana sınıfı şarkıları dinletmemin çok da bir anlamı yok. Ya da önden ona sınırsız oyuncak, sınırsız hareketli bir dünyanın içerisine sokmanın da bir anlamı yok. Çocuk odasına giriyor, bir sürü oyuncak var. Sınırsız şekilde alınmış. Bu sefer ilerleyen zamanlarda çocukta ne oluyor? Dikkat dağınıklığı oluyor. Hiperaktivite bozukluğu oluyor. Ben çocuğumu onun gelişiminden önce desteklersem çocuk ilerleyen zamanlarda daha çok alıcı isteyecek sizden. Zamani çocuğu şu, önden ben çocuğu çok fazla faktöre maruz bırakıyorum. Sosyal medya ya da eline telefon veriyoruz. Tablete bakıyorlar, telefona bakıyorlar. Çok kalabalık ortamlara sokuyoruz. Bir sürü uyaran var ve benim çocuğum da daha soyut düşünebiliyor. Sosyal algıları, becerileri çok daha erken yaşta gelişebiliyor. Ve ben çocuğuma bir süre sonra yetemediğimi fark ediyorum.
o kadar alıcıları açık ki. Yapmamız gereken şey şu: siz çocuğa sınırsız bir hayat sunduğunuzda, eline o telefonu verdiğinizde hareket sadece bu. Değiştiriyor, odaklanamıyor çocuk, video bile odaklanamıyor. Belirli bir video seçersiniz, hadi bak ben de senin yanındayım, şu an buna bakıyoruz. Eline telefonu verip de aman sussun, ben şu an misafirim var, yarım saat baksın dediğimizde çocuk orada sınırsız dünyanın içerisine kendisini kaptırıp gidiyor. Bir de nerelere gidiyor bakalım. Nerelere gidiyor, altta nasıl reklamlar görüyor, çok fazla uyarana maruz kalıyorlar. Biz çocuklarımızı mümkün oldukça yaşlarıyla uyumlu bir şekilde eğitim vermeli, ona uygun bir şekilde yol çizmeliyiz. Kesinlikle katılıyorum. Peki böyle hemen son sorumu olur sorayım. Çünkü yetiştiremiyorum. Olsun. Vallahi süremizi biraz daha uzatsak mı, nasıl yapsak bilmiyorum ama bununla ilgili bir görüşmemize ihtiyaç var sanırım. Şimdi çocuklarda az önce biraz bahsettik ya, böyle ağlama krizlerini, öfke nöbetleri geçirebiliyorlar. İstedikleri gerçekleşmediği zaman da bir şekilde aslında bu istediklerini gerçekleştirmek için bir çaba ya da gayretleri oluyor çocuklarım. Böyle bir durum karşısında biz ebeveyn olarak nasıl bir tutum sergilemeliyiz? Hemen son olarak onu dinleyeyim sizden hocam. Öfke bizim doğal duygularımızdan biridir. Nasıl sevinç, mutluluk, kaygı, endişe bir doğal duygumuzsa öfke de doğal bir duygu. Ama ebeveyn olarak, anne baba veya bir öğretmen olarak çocuğumuzun biz devamlı öfkesini bastırmak istiyoruz. Neden? Ne? Bir açıklaması var mı? Yok. Ama o da bir duygu. Bastırmayalım. Sebebini soralım. Neden ağlıyorsun? Şu an neden öfkelisin? Ya da çocuğumun öfkeleneceği şeyler bellidir. O önden bir sinyal verir. Aç mı? Yorgun mu? Uykusuz mu? Neden şu an öfkeleniyor? Bunları önden bilirsek öfke nöbetlerinin de önüne geçmiş oluruz. Bizim aslında en büyük sıkıntımız öfkeyi bir duygu olarak kabul etmememiz. Çocuğumuz sinirlenebilir, öfkelenebilir. Onun yanında olacağız. Bu çok normal bir duygu. Bizim bunu normalleştirdiğimizi çocuğumuza da yansıtacağız ki çocuk da öfkelenmekten korkuyor. Bak anne diyor, ben şu an çok sinirliyim. Şu an sinirlenmekten ve bağırmaktan korkuyorum diyor çocuk. Öfkelenmekten korkan çocuklarımız var bizim. Çünkü ben bu kaygıları, öfkeyi bastırma isteğimi çocuğa empoze etmişim. Benim için hiçbir önemi yok. Tamam, öfkelenebilirsin. Ben senin yanındayım. Şu an neden öfkelendin diye çocuğuma muhakkak bunu hissettirmem gerekiyor. Yani öfkenin ne olduğunu tatmalı, o evet, duyguyu yaşamalı. Güvenli bir alan oluşturup o çocuğumuzun orada duygusunu boşaltmasını sağlayacağız. Öfkeyi kontrol etmeyi aslında biz çok küçük yaşlarda çocuklarımıza verebiliriz bu yaklaşımımızla. Evet. Onun bir duygu olduğunu, yaşaması gerektiğini ve bunu yönetebileceğimizi ona yansıttığımızda belki ileri yaşlarında bunu kontrol altına almayı öğrendiği için birçok sorunla baş edebilme gücünü de arttırmış olacak. Evet, kesinlikle. Harikasınız. Çok güzel siz bir de programdı. Çok teşekkür ediyorum. Yani çok mutlu oldum. Çok güzel şeyler aldık tüm seyircilerimizle beraber. Hepimiz kendimize, hazinemize bir şeyler ekledik. Muhakkak artık bunları çok yoğun olarak kullanacağız. Peki son olarak söylemek istedikleriniz var mı hocam? Hemen onu da alayım. Sonra programımızı bitirmiş olalım. Ebeveynlik muhteşem bir şey. Kesinlikle. Anne babalık muhteşem bir şey. Allah herkese nasip etsin. Amin. Bu tadı inşallah. Amin. Önemli olan az önce de dediğimiz gibi zararın neresinden dönerse kar. Çocuk bu hayattaki en güzel olgu. Ben kendi modellerimle, kendi kalıplarımla çocuğumu yetiştirmek yerine ona özgü bir eğitim modeli, ona özgü bir ebeveynlikle ona yaklaştığımda daha özgüvenli ve ayakları yere daha sağlam basan çocuklar yetiştirmiş olacağım. Harikasınız, harikasınız. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Kısa bir süre sonrasında tekrar bu programla ilgili, İnşallah, konumuzla ilgili daha detaylı sohbet etmeyi istiyorum sizinle. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık hocam. Tekrar teşekkür ben ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Harika bir programı daha bitirdik. Böyle su gibi nasıl geçtiğini inanın ki anlamıyorum. Çok güzel şeyler öğreniyoruz ve farkındalıklar kazanıyoruz. Programımızı yine hakkıyla çok güzel bilgilerle tamamladık. Tekrar huzurlarınızda hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Haftaya cuma bir aksilik çıkmazsa, Rabbim nasip ederse yine aynı günde, aynı saatte ekranları başınızda olmanızı istiyorum. Görüşmek üzere efendim. Tekrar hayırlı cumalar, hoşça kalın.